Biz niye böyle bir soru sorduk, ben onu çözemedim yani, çok enteresan. Çünkü bizim arada şehirleri dolaşıyoruz. Antep'te de yapmıştık. Dolaştığımız şehirlerden Erzurum'a biri. Erzurum'a birkaç kere gitmişliğimiz var. Bu sefer Ege gitti. Ve Ege Erzurumlara soğuktan korunmak için neler yaptıklarını sordu. Neden? Çünkü çok soğuk bir yer olduğu için herhalde. Bayağı soğuk. O zaman yazında Adanalıları nasıl serinliyorsunuz diye soralım. İzleyelim hadi. Erzurumlar soğuktan korunmak için çok giyerler. Mesela pardeso, yelek, Selanik, her şey giyilir. Alt kazağı dediğimiz bir kazağımız var, onu giyiyoruz. Ondan sonra da ısınıyoruz zaten. Karşı cinsten birini bulurum. Yeri gelir ısıtır, yeri gelir terletir yani. İçeri bir mekandaysa genelde çay içerler. Dışarı çıktığı zaman da kıyafetine dikkat eder. Genellikle dışarıdaki kahvelerde takılıp yine çay içerler. Genelde çay yani. Akşama kadar kahvede oturur. Evlerinden çıkmazlar. Abicim bence paten sürerler. Mesela benim yaptığım gibi. Mesela şu an üstümde mesela mont var. Biraz sonra çıkartacağım o montu. Sürüp ısınacağım. Birinci olarak içlik giyer. Hem alttan hem üstten. Potları çeker, montunu giyer, tamamdır. Mesela çok soğuk, daha kalın bir tane montum var siyah, onu giyeceğim abi. Böyle çili mili. Şal çorap giyinirler. Kalın ayakkabı seçerler. Zaten hem yazdığımız hem kışımız ayrı olduğu için. Baklagiller, nohut, fasulye sıcak tutması açısından. Çünkü kestanecilerimiz zaten var. Kışa uygun bir şekilde ayarlanmış, hazırlanmış. Yani pekmez yerim. Peynir yerler herhalde. Buranın peyniri sıcak tutuyormuş, öyle duydum. Vodka içer kışın. Bazı kesim var, kışlık kazak, mont. Mesela ben 40 yaşındayım, hayatta alt kazak bilmem ne giymem, bilmiyorum. Kanım abi pozitif olduğu için kanım kaynıyor. Abi her şey yalan, tezek yakarız. Bir şey yapmazlar yani bence. Alıştılar çünkü yani soğuk memleketi. Abi burada soğuktan korunmak için hiçbir şey yapmayacaksın. Ne yapacaksın boş. Ha. Yani burada bu çileyi çekeceksin. Herkesin çeşitli... Şey açım efekti yapmak istedim böyle. Bizim bölümün açılma efekti. Bence şöyle. Gittin mi çıkışın Erzurum'a? Birkaç kere gittim. Çok. Abi çok soğuk bir üniversiteye ya. Sunum yapmaya gittik biz geçenlerde. Orası buz gibiydi. Doğru. Ama çok güzeldi, keyifliydi. Çok Erzurum şey. Deyince soğuktan önce benim aklıma cağ kebabı geliyor. Benim aklıma da kadayıf dolması geliyor abi. Uf. O da çok güzel bir şey. Efsane bir şey. Erzurum'umuz gelmiş. Sen nasıl korunursun soğuktan? Bana onu söyle. Dışarı çıktığım zaman mı nasıl korunurum? Mesela Erzurum'a gittim. Erzurum'da mı nasıl korunurum? İçlik giyerim abi ben. Giyerim. Çünkü ben mesela Uludağ falan çıktığımda da öyle kalkıyor. İçlik giyiyorum. İçime bir tane içlik. Ama o da şey oluyor mesela, içeri bir mekana girdiğin zaman yanıyorsun, onu da çıkaramıyorsun ya böyle. Bana böyle daraltılar bizim geliyor. İbrahim Bey miydi, Kemal Bey miydi? Bir tane öğretmenimiz vardı, hatırlıyor musun? Böyle ayağını koyuyordu abi de açtı. Kağıt buradan böyle gazete kağıdıyla şey sınırlanmış. Ama en sondaki arkadaş bence okey abi, hiçbir şansınız yok, kaderinize bırakacaksınız. Isınmak diye bir durum yok, Erzurum'dasın ama yani. Ama soğuksa yapacak bir şey yok, bir de insanlar alışıyor zaten. Eksi 20'leri falan görüyorlar diye biliyorum, öyle bir... Neyse çok üşürseniz, Mart sesleri, böyle bir şarkı var mıydı? Mart. Teoman'ın martılı bir şarkısı var mıydı ya? Siz de aşağıya nasıl ısındığınıza dair böyle soğuk havalarda gittiniz mesela, atıyorum Kayseri'ye, Martılı. İşte Palandöken'e, bilmemlere ısınmak için ne yaparsınız? Ama orada da dağ var ya, Erciyes, o yüzden. Orada da ama böyle giyinirim, kalın giyinirim değil. Mi? Farklı, Erciyes Kayseri'de, Palandöken Erzurum'da. Ben az önce Erzurum'unkini yanlış söyledim. Herkes yazsın aşağıya. Gülüşlerde. Öyle bir şarkı. Gülüşlerde. Çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Yazın, okuyacağız bundan sonraki videoda.